Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün çok değerli bir konuğum var. Uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. 19 milyon öğrenci karne alıyor. Anne babalar da yine öğrencilerimiz kadar karne heyecanı yaşıyor. Ama biz özellikle şuna vurgu yapmak isteriz ki arada kötü karneler de gelebiliyor. Ve kötü bir karne geldiğinde anne babalar çocuklarına nasıl davranmalı? Şimdi biz bunu aslında her karne döneminde yaşıyoruz, benzer noktaları. Burada söyleyebileceğimiz en temel nokta aslında karne bir şeyin sonucu, yani hani en son bir göstergesi. Bu sonuca gelmeden önce yapılanlar aslında önlemler, hani neler yaptık, buralara bakmak çok kıymetli. Söylediğiniz gibi aslında sadece ve sadece çocuğun başarısını değil, ailenin de aslında çocuğun başarısına olan katkılarını gösteren bir nokta burası. Yani aile ne kadar işbirlikçi, hangi noktalarda önlemleri aldık, hangi noktalarda birbirimizle destekleyebildik, buralar çok kıymetli. Bu noktada hani sadece ben çocuğun karne üzerinden suçlanmasını doğru bulmuyorum. Burada hani sadece söylenenler değil, aslında yapılanların da çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani çocukla beraber çocuğun zorlandığı alanlarda ailenin birebir onunla etkileşimli bir noktada olmazsa. Bazen şunu da gözlemleyebiliyoruz. Hani sadece bu ders yüzünden anne babaların aralarının daha kötü bir noktaya gittiğini de gözlemleyebiliyoruz. Burada hani söyleyebileceğim şey şu oluyor. Eğer ki anne babalar bu noktalarda zorlanıyorlarsa daha profesyonel bir destekle sürece katkı sağlamaları onların ilişkilerini de bozmadan aslında süreci daha iyi bir noktaya taşıyabiliyor. Biz geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızla bir yayın yapmıştık. O da pervane anneden bahsetmişti. Şimdi anne baba ilişkilerinden bahsedince onu bir tık açmanızı isteyeceğim. Babalar daha bir gevşek davranırken anneler ya da tam tersi de olabiliyor. Pervane şeklinde davranıp nasıl dengeleyici olmalı ki onların da ilişkilerini bozmasın bu durum? Şöyle, evet, biz bu kavramla da çok sık karşılaşıyoruz. Pervane, helikopter anne babalar diyebiliyoruz bu kişilere. Bu noktada şöyle, çocuğun aslında bizim beklediğimiz şey şu, hani küçük yaştan itibaren kendi yapabileceği sorumlulukları kendi yapabilmesi. Yani aslında o öz disiplini kazanabilmesi. Yavaş yavaş yaşına uygun şekilde yapabileceklerini kendi yapabilecek noktaya gelmesi derken de aslında ödevlerini, ders çalışma programını kendinin düzenleyebilmesini söylüyoruz. Yani bir anne babanın tekrar tekrar söylemine kalmadan, hadi ders çalış, ödevlerini yap gibi söylemlere gerek duymadan çocuğun kendi öz planlamasını, öz disiplini oluşturabilmesi. Burada zaten hani söylenen nokta şu, çocuğun yapabildiği şeyleri biz yaptığımız zaman çocuk aslında kendine bir alanda bulunuyor. Yani orada bir neyi ne kadar zamanda yapacak, ne kadar zaman ayırması gerekiyor, hangi alanda yardıma talep etmesi gerekiyor. Bunları anne babalar onlardan önce yapmaya başlıyorlar. Burada bazen sorun yaşayabiliyoruz. Bu yüzden hani hem çocuklara alan tanınması hem de yapabileceklerinin kendisi tarafından yapılması bizler için çok önemli. Peki hocam, sosyal medyanın da katkısıyla benim kendi gözlemlediğim ya da birçoğumuz artık görüyoruzdur. Anne babalar artık sosyal medyanın da etkisiyle çocuklarıyla daha fazla vakit geçirdiklerini paylaşabiliyorlar vesaire. Bu noktalarda bir yandan yapıcı, bir yandan da olumsuz etkileri olduğunu düşünüyorum. Anne baba bir yandan sanki kendisini göstermeye çalışıyor çocuğunun başarısıyla beraber, doğru mudur? Şimdi şöyle, burada zaten sosyal medyanın çoğunlukla kullanım amacı şunu gözlemliyoruz aslında. Daha çok karşı taraftan onay almak, beğeni almak üzerine. Yani burada baktığımız zaman işte YouTube'da da benzer bir algoritmayı kullanıyoruz. Instagram'da da daha çok beğeni ve hani orada bir yorum paylaşım alabilmek. Yani hani burada zaten biz şunu hiç paylaşmıyoruz. Sosyal medyada hiç kimsenin olumsuz noktaları paylaştığını gözlemlemiyoruz. Yani her zaman olumlu olan tarafların ön plana çıkarıldığı, başarıların da bu noktada hani sosyal medya üzerinden gittiği, çoğunlukla kıyaslamalara da neden oluyor aslında burada. Hani bundan da bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Kıyaslama da çocukta zaten özler noktasında gerçekten hem özgüven noktasında hem kıyaslamanın etkisiyle çocuk kendi noktasında gerçekten çok olumsuz bir geri dönüş alabiliyor. Yani çocuk ne yaparsa yapsın değersiz hissedebiliyor. Yani evet. Çünkü burada anne baba tutumları da dediğim gibi çok önemli. Şunu da gözlemliyoruz. Çocuk
gerçekten başarılı bir noktada olabiliyor ama kıyaslandığı için ama sen neden işte Ayşe'den, Fatma'dan daha düşük aldın? 90 oluyor, neden 95, 100 değil gibi. Bu noktalar da önemli aslında bizler için. Ben burada söyleyebileceğim bir şey aslında hani çocuğumuzun başarısız olduğu alanlarda sadece başarısız olduğu atıflara değil, başarısız olduğu alanlara değil, başarılı olduğu alanları da belki ön plana çıkarmak, çocuğun o bireysel özelliklerine de vurgu yapmak adına ileriki zamanlar için oldukça kıymetli. Hocam her karne sonrasında biz haberciler maalesef çok kötü tablolarla karşılaşabiliyoruz ve bunları vermek, yayınlamak zorunda kalıyoruz. Kötü karne alıyor, bir kilitlenme durumu, destek görmüyor ya da yüzeysel bir destek yeterli olmuyor ve sonrasında çocuklar kendi hayatlarına son verecek kadar maalesef kötü haberleri yayınlamak zorunda kalıyoruz. Peki anne babalar aslında ne şekilde o karne geldikten sonra nasıl söylemlerde ve ne şekilde davranmalılar? Bu karne dönemi gerçekten özellikle ergenlik sürecindeki bireylerde daha fazla bahsettiğiniz şekilde haberlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Burada aslında karnenin sadece ve sadece bir başarı ölçütü olmadığının altının vurgulanması gerekebiliyor. Çünkü çocuk sadece karneyle değil yani okula gitmesindeki tek nokta bizde karne beklentisi değil. Sosyalleşebilmesi, kendini iyi ifade edebilmesi, güçlü olduğu alanları fark edebilmesi. Yani bu alanların toplamı aslında bir karne. Bunu söyleyebiliriz. Yani düzenli olarak okula gitmesi, bu sorumluluğu da sağlaması. Burada bizim söyleyebileceğimiz tek şey, tabii ki burada çocuğun da hani desteğini alarak bu alanlarda biz neden başarısızlık sağlıyoruz? Hani gerçekten çocuğun bu alanlara bir ilgisi olmayabilir. Bütün derslerinde aynı başarıyı beklememiz de bazen bizim o mükemmeliyetçi anne baba tutumunu karşı karşıya kalabiliyor. Hani hangi alanlarda ne beklentimiz var? Hangi alanlarda başarısızlığın nedeni ne olduğunun anlaşılması. Bunu bir deyince hani o karşılıksız güven ortamının sağlanması ve hani desteklenmenin aslında çocuğa verilmesi çok kıymetli diye düşünüyorum. Koşulsuz sevginin aslında çocuğa hissettirilmesi sadece ve sadece karnenin üzerinden, karne notlarının üzerinden olmadığının fark edilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Hocam bazı anne babalar da var ki gözlemlediğim kadarıyla artık teknoloji gelişti malumunuz. Sosyal medya işte bir takım verilerle daha çocuk eve gelmeden hangi sonuçlar alınmış, hangi derslerden notlar alınmış zaten anne babalar biliyorlar. Hesaplarını ona göre yapıyorlar. Karne notlarını bile çocuklardan önce öğreniyorlar. Bu durumda hani anne babalara ne gibi önerileriniz olur? Madem bu kadar çok işte karne sonuçlarını bu kadar çok madem takip ediyorsunuz, merak ediyorsunuz, aslında derslerinin başında da onlara çeşitli sorumluluklar mı vermeliler? Okullarıyla, öğretmenleriyle daha mı ilgili, arkadaşlarıyla daha mı ilgili olmalılar? Evet, burada söylediğim gibi yani aslında ben şunu da gözlemliyorum, klinik gözlem dışında çok sık. Karneyi artık almaya neredeyse hiçbir öğrenci gitmiyor ya da o tatil planları karnenin öncesinde yapılmış oluyor zaten. Hani fiziki olarak karneler alınmıyor bile aslında. Bizim zamanımızda hani biz o heyecanı yaşıyorduk, o karne günü, karne günün hazırlanması, işte arkadaşlarımızla işte o son görüşmelerimiz gibi noktalar. Burada tabii ki evet söylediğiniz gibi yani anne babalar bunu zaten sistem üzerinden takip ediyorlar ama öncesi de aslında yani burada hani sadece sınav döneminden sınav dönemine olan bir süreçten bahsetmiyoruz. Yani sınav döneminin öncesinde de aslında işte bir sınav kötü geçmiş olabilir, nedenlerini araştırması, yapabilecek zamanlarının olduğu sürede hani bizde klasik bir nokta var, son güne bırakmak gibi o sınavlardan önce son noktalarda çalışılması. Bunun yerine daha sistematik bir şeyin gelmesi, daha sistematik olarak çalışılmanın sağlanması aslında bizim için çok önemli. Söylediğim gibi o öz disiplinin sağlanması, nedenlere birazcık daha detaylı bakılması belki burada benim önerim bunlar olabilir. Hocam son olarak da şunu sormak isterim. Oldu ki kötü bir karne geldi ama telafisi de mümkün. Yaz okulları var, kurtarma sınavları var. Burada da yine anne baba çocuğun yanında destekçisi olup çocuklara ne önerirsiniz? Şimdi bir kere şu, tatil gerçekten çocukların özellikle akademik olarak çocukların çok ihtiyacı olan bir noktada kalıyor. Yani tamamıyla tatilin işte sıkı ders çalışacağız, her zaman işte yapamadıklarımızı yapacağız, bu bir telafi dönemi değil ama aslında şunun verilmesi, İyi bir zamanlamada, iyi bir noktada aslında güzel geri dönüşümlerin alınabileceği bir nokta. Ben burada şeyi öneriyorum. Orada kademeli olarak aslında yani
o tatilin başlangıcıyla beraber belki o tatilin kesinlikle hani çocukların ihtiyacı doğrultusunda yönlendirilmesi, evet ilk tatil sürecinin tatil gibi değerlendirilmesi, sonraki süreçlerde kademeli olarak artık hani günde bir saat, işte o bir hafta boyunca günlük bir saat, sonrasında okulun açılacağı dönemlere hem adaptasyon sağlanması açısından gitgide aşamalı olarak arttırılmasının aslında çocuk için de çok daha motive olduğunu gözlemleyebiliyorum. Çünkü bir anda tatil deniliyor ve işte önlerine kitaplar konuluyor, yapılması gerekenler konulduğu zaman bunun çok da doğru olmadığını, çocuklarda motivasyon noktasında sorunlara neden olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Peki hocam o 3 aylık süre sizce çok mu uzun? Yani çocuklar aslında çok da okuldan kopuyorlar mı bu süreçte tatil döneminde? Şöyle 3 aylık süreyi şöyle aslına bakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu aşamalı bahsettiğim gibi aşamalı bir süreçte aslında çocuklar yine derslerden tamamen kopmadığı zaman ya da farklı noktalarda desteklendiği zaman, yani o öğrendiklerin belki doğal ortamlarda da hani böyle karşılıklarını görerek, işte derslerinde öğrendikleri bir şeyin aslında gözleme dayalı desteklenmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada süreden daha önemli olan bir nokta bence çocukların bu noktalarda daha çok tekrar etmesi, bu bilgi zihninde kalması için yaptıkları, bunu söyleyebilirim. Gerçekten de işleri çok zor çünkü akademik olarak sanki bir çalışanmış gibi onlar da okul süreci boyunca gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz öğrencilerimize. Sizin de Evet, varsa kesinlikle. mutlaka son mesajlarınızı almak isteriz hocam. Tabii bu noktada ben en çok tatil döneminde şununla karşı karşıya kalıyorum. Ne sınırsız bir ortam, yani sınırsız işte uyku saatlerinin ya da işte o tablet, telefon, teknoloji bağımlılığının çok fazla artmasına neden olacak şeylerin aslında önüne geçilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Her zaman söylediğim şey aslında o sınırların çocuk gelişiminde çok kıymetli olduğu. Yani o sınırlar aslında evet esnetilebilir ama tamamen ortadan kalkması da çocuğun gelişiminde çok olumsuz noktalara neden olabiliyor. Bu yüzden evet sınırlar esnetilebilir ama sınırların her zaman olması, o sürelerin, ekran sürelerine dikkat edilerek tatillerin gündemlerinde olması, mümkün olduğu sürece fiziksel olarak daha aktif olacakları noktalarda olmaları, evlerden daha böyle çıkıp sosyal, sporsal, sanatsal faaliyetlerde bulunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi de ayırdığınız için. Uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan bizlerleydi. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.